Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Bugün sizlere anne karnındaki bebeklerin beyninde saptanan koroid plexus kistinden bahsetmek istiyorum. Gebelerin yaklaşık %1 ila 2'si bebeğinizin beyninde kist var ifadesini duyar ve haliyle endişelenir. Peki nedir bu kist ya da bir önemi var mıdır? Beyindeki bu kiste adını veren koroid plexus dediğimiz yapı, bebek yaklaşık 6 haftalık olduğunda beyin omurilik sıvısını oluşturmak üzere gelişmeye başlıyor. 9. hafta civarında ise beynin içinde ventrikül adını verdiğimiz odacıkları hemen tümüyle doldurur hale geliyor. Gebeliğin ilerleyen haftalarında bebeğin beyni büyüdükçe biz bu sıvıyı beyin odacıklarının sadece ön, arka ve yan kısımlarında görür hale geliyoruz. Ancak bazen odacığın orta kısmında bu sıvı kist adını verdiğimiz sınırları belirli oval ya da yuvarlak bir yapı şeklinde kalabiliyor. İşte koroid plexus kisti dediğimiz yapı bu. Zaten beynimizde var olan bir sıvının kitle görünümünü almış olması. Gebelik ilerledikçe, yani yaklaşık 28. hafta civarında bu kistler tamamen kayboluyor. Nadiren kistlerdeki gerileme 32. haftaya kadar uzayabiliyor. Kadın doğumcunuz bebeğinizin beyninde kist var ifadesini kullandı ve sizi ayrıntılı ultrasonografiye yönlendirdi. Ayrıntılı ultrasonografide bebeğinizin diğer organlarında ek hiçbir anomali saptanmazsa tek başına bu koroid plexus kistinin klinik bir önemi kalmıyor. Şunu bilin ki gebeliğin ilerleyen haftalarında bu kist gerileyecek ve bebeğinizin beyin, zeka gelişimine hiçbir zararı olmayacak. Özetle anne karnındaki bebeklerde ek hiçbir anomalinin eşlik etmediği koroid plexus kisti ikinci trimester dediğimiz gebeliğin ikinci 3 aylık periyodunda sıklıkla görülür ve 28 ila 32. hafta civarında da tamamen geriler. Anne adaylarının bebeklerinin beyninde tek başına saptanan koroid plexus kisti konusunda endişelenmelerini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. İçleri rahat olabilir.